kızı Ülkü Adatepe'ye. Hatırladığım Atatürk benim babam, arkadaşım ve her şeyimdi. Minik Ülkü ilk kez 9 aylıkken karşılaşmış Atatürk'le. Sonra ben ondan ayrılmak istemedim. Ağlayınca o daha da duygulandı. İşte o gece uyuyamadı. Çankaya Köşkü'nde beni çağırttırdı annemle beraber. Ve ondan sonra Atatürk'ten bir daha ayrılmadım. Evinin her yanı fotoğraflarla, atadan yadigar anılarla dolu. Onun yanında çok uslu bir çocuktum. Onun haricinde çok yaramazmışım. Fakat Atatürk'te öyle bir kuvvet vardı ki ufacık çocuğa bile tesir ediyordu. Çok büyük bir sevgi bağımız vardı. Tekrar tekrar yaşanması bir 5 yıl. O 5 sene benim için bir rüya, erişilmeyecek bir rüya. Ama o rüyadan çok çabuk uyandım. 5 yaşında bir çocuğun aklından çıkmayacak kadar tesirli anılar. İşte Sabiha Gökçen, Afet Hanım, annem, Atatürk'ün kız kardeşi. Tanıdığım Atatürk mükemmel bir insandı, mükemmel bir babaydı, mükemmel bir öğretmendi. Yani tümüyle mükemmel bir insandı. Onu okudukça, büyüdükçe kendimin ne kadar şanslı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Yaşadığı her anıyı özenle ve tertemiz saklıyor Ülkü Adatepe. Ben paratifo geçiriyorum. Atatürk'e gel mi girme diyorlar. Her gün beni ziyaret ediyor. Hayır, bu çocuk ölürse ben zaten yaşayamam diyor. 5 yıla sıkışmış zamanını yaşamı boyunca peşinden sürmüş Ülkü. Hayatımın en güzel anıları. Ben hiçbir zaman Atatürk'ün bana duyduğu ve benim ona duyduğum sevgiyi yakalayamadım. Belki çok fazla şey verdi bana. Onun için belki böyle bazı hayatımda bir sürü şeyler eksik kaldı. Yani bu benim için hem çok mutlu, çok onur verici bir şey ama inanın ki çok acı onu kaybetmek. Gençliğe ise bir tek şey söylüyor. O bir yaşam şekli. Atatürk'ü tabulaştırmayın. Atatürk de her şey bir insandı. İyi tarafları da olabilir. Çok büyük iyilikleri vardı. Çok iyiydi ama kusurları da olabilir. Ama Atatürk her şeyden evvel bir insandı. Ama mükemmel bir insandı. Onun için Atatürk size güvendi diyorum. Ve gençliğin, cumhuriyeti ve bütün ilkelerini size bıraktı. Ona sahip çıkın. Ve daima Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalsın.